Merhaba çocuklar. Sizlere Başkent Üniversitesi Özel Başkent Okulları'ndan sesleniyorum. Bugün sizlere öğretmenim ve arkadaşlarım ile tanışıyorum konusunu anlatacağım. Lütfen beni dikkatlice dinleyin. Okula başladım. Güzel bir sonbahar günüydü. Ayşe o gün çok heyecanlıydı. Çünkü o gün okul başlıyordu. Ayşe öğretmeniyle ve arkadaşlarıyla tanışacağı için çok mutluydu. Annesi Ayşe'yi okula götürdü. Sınıfın önüne geldiklerinde Ayşe'nin yanağına bir öpücük kondurup "Umarım ilk günün çok güzel geçer," dedi ve gitti. Ayşe sınıfa girdi ve oturdu. Arkasından öğretmeni içeri girdi. "Günaydın çocuklar," dedi gülümseyerek. "Ben Elif öğretmen. Sizleri tanımak için sabırsızlanıyorum." Daha sonra hepimiz tek tek kalkıp kendimizi tanıttık. Tanıtırken ilk önce adımızı ve soyadımızı söyledik. Daha sonra yaşımızı ve okulun ilk günüyle ilgili düşüncelerimizi paylaştık. Ayşe öğretmeni ve arkadaşlarını tanıyınca çok rahatlamıştı. İçindeki heyecanı yerine mutluluk almıştı. Teneffüste hep birlikte oyunlar oynadılar. Ayşe bazı arkadaşların ismini unuttu. Bazı arkadaşları da Ayşe'nin. Ama hepsi bunu anlayışla karşıladı. Akşam Ayşe'yi okuldan yine annesi aldı. Annesi gününün nasıl geçtiğini sorduğunda Ayşe "Çok güzel geçti. İyi ki okul başladı," dedi. Peki çocuklar, biriyle arkadaş olmak istediğinizde ilk önce ne yaparsınız? Biriyle tanışmak istediğimizde önce o kişiyle tanışır, adımızı söyleriz. İlk tanıştığımızda arkadaşımızın adını unutabilir ya da karıştırabiliriz. Aynı şekilde onlar da bizim anlatıp adımızı unutabilir ya da karıştırabilir. Onlara kızmamalı, anlayışlı olmalıyız. Peki çocuklar, hep beraber gelin bu soruları yapalım. Hangi sembollerle verilen bilgiler doğrudur? Gezegen sembolüne baktığımızda sınıfta kendimizi tanıtırken adımızı ve soyadımızı söylemeliyiz yazıyor. Evet çocuklar, bu doğru. Yıldız sembolüne geldiğimizde ise sınıf arkadaşlarımızla tanışırken ilk önce adımızı söylemeliyiz yazıyor. Çocuklar, bu da doğru. İlk tanıştığımızda hem ismimizi hem isim ve soy ismimizi söyleyebiliriz. Yıldız sembolümüz de doğru. Çiçek sembolümüze geldiğimizde kendimizi tanıtırken güler yüzlü olmalıyız yazıyor. Evet çocuklar, bu da doğru. O zaman hangi cevabımız doğru oluyor? Hadi bakalım. Evet çocuklar, bütün semboller doğruydu. Aferin size. Diğer sorumuza geliyoruz. Yukarıdaki bilgilerin doğru ya da yanlış olduğuna karar verilip ok yönünde ilerlendiğinde hangi renge ulaşılır yazıyor? İlk bilgimizi okuyalım. Arkadaşlarımız okulun ilk gününde adımızı yanlış söyleyebilir. Evet çocuklar, doğru. Arkadaşlarımız okulun ilk gününde adımızı yanlış söyleyebilir. İkinci bilgiye bakalım. Bu arkadaşlarımıza karşı anlayışlı olmalıyız. Evet çocuklar, doğru. Bu arkadaşımıza karşı anlayışlı olmalıyız. Bu bilgiler bizi kırmızı rengine götürdü. O zaman cevabımız kırmızı. Harikasınız, aferin. Diğer sorumuza geçtiğimizde, biriyle tanıştığımızda ona ne söyleriz diyor. A. Merhaba. B. Tanıştığıma memnun oldum. C. Teşekkür ederim. Çocuklar, biriyle tanıştığımızda ona tanıştığıma memnun oldum deriz. Harikasınız. Evet çocuklar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.